Günaydın. Ben yine bugün kardeşime bir video göndermek istiyorum. Çok uzun zamandır ekmek yapma makinesinde ekmek yapmamıştım. Bugün onu yapmak istedim ve sizinle de paylaşmak istedim. Malzemelerimiz un, tuz, sıvı yağ ya da zeytinyağı da olabilir. Hangisini kullanmak istiyorsanız maya ve bir tatlı kaşığı kadar şeker. Ben çekim yapan olmadığı için ne yazık ki malzemeleri ölçülü bir şekilde hazırlamak zorunda kaldım. Çünkü hem kamerayı tutup hem malzemeleri hazırlamak zor oluyor. Dikey çekim yaptığımda da kırptığımızı söylüyor arkadaşlarımız. O yüzden kullandığım ölçü bardağı şudur. Normal klasik bildiğimiz su bardağı. Bununla birlikte hemen yapıma başlıyorum. Şimdi bunun içinde 2 bardak su var. Suyunu döktüm. Şu şekil görüyorsunuz içinde zaten. İçine 1 tatlı kaşığı şeker koyuyoruz. İki yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız. Ama şimdi ben onu hem tutup hem dökemeyeceğim için bir saniye müsaade istemek zorundayım. Ölçü şöyle, kaşık tepeleme dolu oluyor. Birinciyi koydum, bu da ikincisi. Şimdi 2,5 çay kaşığı tuz koyuyoruz. 1, 2 ve 1,5. Saniye. Sıvı yağ koyduk, tuzu koyduk. Şimdi aynı bardakla ölçtüğüm un. Burada 5 su bardağı un var. Bardak ölçüsü bu. Bunu şimdi içine koyuyorum. Gördüğünüz üzere hamur yoğrulmaya devam ediyor. Makine çünkü hem yoğurup hem mayalanma işlemini aynı anda başlatmış oluyor. Çünkü yoğurma esnasında ısındığı için mayalama işlemi de başlamış oluyor. Şimdi bu aşamadan sonra dinlendire dinlendire yoğuracak. Ben çok sıkıcı olmasın diye devamlı yoğurma bitene kadar değil ara ara çekmek istiyorum. Arkadaşlar, yoğurma işlemi devam ediyor. Uzun bir süre dinlendi. Aşağı yukarı 10-15 dakika kadar. Şimdi tekrar yoğuruyor. Zaten biraz daha yoğurduktan sonra pişirme işlemine geçecek direkt. Normalde ben bu ekmeği sabahları saat 7'de kalkıyorum. 7'de koyuyorum makineye, malzemesini koyup yatıyorum. Saat 9 10 gibi uyandığımda ekmeğin kokusuyla uyanmış oluyorum. O kadar güzel bir koku oluyor ki evin içinde. Pandemi başladığı sürede yaklaşık 6-7 ay kadar dışarıdan hiç, yani fırından, marketten hiçbir şekilde ekmek almadık ve hep bu şekilde yaptık. Çoğu zaman diğer fırında pişirdim. Ama çoğunlukta bunda yaptım ekmeği. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar aklıma geldi ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videonun altına tabii ki bir sürü yorumlar yazacaklar. Sanki kendi tarif mi vermiş gibilerden. Ben tarif vereceğim demedim zaten. Sadece yaptığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de görün istedim. O yüzden çektim. Hala yoğurma işlemi devam ediyor. Hamur o kadar güzel oluyor ki. Bunun
da çok fazla fonksiyonu var. Şu son günlerde airfryer çıktı. Airfryer her şeyi pişiriyor. Bu da onun bir değişiği sanki. Sadece hamur ve ekmek üstüne çeşitleri daha çok. Ama şu kısmında reçel kek yapma özelliği var. Sandviç ekmeği yine aynı şekilde fırınlama yapabiliyor. Daha hızlı pişirme ayarları var. Hızlı pişirme, çok hızlı, çok hızlı 2 olarak. Ama ben uzun, normal ekmek olduğu için uzun ayarı seçiyorum. Çok daha lezzetli oluyor. İşim çok... Şu an pişirme işlemi başlamış bulunuyor. 3 saatlik süreye ayarlamıştım biliyorsunuz. Şu an 2 saat 14 dakika var pişme süresi. Pişme işlemi başlamış bulunuyor. Aşağı yukarı 40-45 dakika yoğurma işlemi yaptı. Işıktan dolayı tekrardan kusura bakmayın. Çekim bazen matlaşabiliyor. Zaten hem videonun başında konuşmalarım biraz duraksağın şeklinde oldu ama çünkü hem malzemeleri katıp hem de konuşmaya odaklanmak ve tek elle de telefonu tutmak, çekim yapmak biraz dikkati dağıtabiliyor. O sebepten konuşma akışkanlığım biraz orada zayıf olabilir. Kusura bakmayın. Burası benim aktar köşem. Burada benim güzel şeylerim var. Ama hiçbir şeyim kalmamış. Melisa çayım var burada. Üzüm, kuru üzüm, çekirdekli siyah kuru üzüm. Lavanta çayım. Kahvem, filtre kahvem. Bunda fındık vardı, cevizli fındık ve badem vardı ama bitmiş. Çok fazla tüketim yaptığım için. Burada galetem var. Bunlar bazı, ben normalde plastik bir şeyde ya da poşette hiçbir şeyi tutmam, ürünü tutmam ama bazı ürünleri maalesef boşaltmamak gerekiyor. Çünkü o ilk tazeliğini kaybettiği için kendi ambalajında kalması gerekiyor. Mesela çekirdek de aynı şekilde başka bir kavanoza boşaltıldığı zaman hava almasa bile o tazeliğini kaybediyor. Bu galete, o da aynı şekilde boşaltıldığında ilk tazeliği olmuyor, yumuşamış oluyor. O yüzden bu gibi ürünleri boşaltmıyorum ben. Bunlar ahşap mandal, gıda mandalı. Gıdaların ağzını paketlemek için kullanılıyor, hava aldırmıyor. Çok şekerler. İşte devamı burada oldukça fazla. Kapalıdır streçle üstü, hiç toz almaması için. Tercihim her zaman camlardan yana ama boşaltılamayan ürünlerde de şu şekilde hava almasını sağlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, bu arada kendime filtre kahve yapıyorum. Bunun içine 4 tatlı kaşığı fındık aromalı filtre kahve kullanıyorum. Fındık aroması var. Ve demlenmeye bırakıyorum şu an. Demlenecek. Bu da fincanım. Ve ekmeğimize bakmaya gidiyoruz. Ekmek mükemmel ötesi bir şey olmuş. Harika görünüyor. Şu an kızarma aşamasına geçmedi. Ama inanılmaz müthiş görünüyor. Çünkü cama kadar yükselmiş. O kadar güzel mayalanıp kabarmış ki. Muhteşem olmuş. Kaç dakikası kalmış? Tam 1 saatlik var. 60 dakikası kalmış. Bundan sonraki aşama kızarma aşaması olacak zaten. Görebiliyor musunuz? Evet, görünüyor. Bu arada sesim çok kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. Çünkü grip oldum. İnanılmaz kötü ve ekolu bir ses gelebilir size. Kusura bakmayın. Ve kahvem demleniyor şu an. Oh, mis gibi. Ben onu içene kadar ekmek de pişer. Yani tabii ki bir saatte içmeyeceğim ama
O esnada başka şeyler yaparım. Televizyon izlerim biraz. Son aşamayı yine göstereceğim sizlere. Görüşmek üzere. Finalde görüşürüz. Artık son saniyeler. Ekmek pişmiş. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel. Kapağını açınca göstereceğim. Bu kadar yeterli. Ve bitti. İşte ekmeğimiz pişmiş. Şimdi çıkaracağım onu hemen. Şu an boşaltıyorum ekmeği. Evet. Muhteşem görünüyor şu an ekmeğimiz. Arkadaşlar, mükemmel bir ekmek. Şimdi bunu birazcık ilk buharı çıkana kadar üstünü kapatıyoruz. Çünkü şu şekil kesersek hamur olur. Hamur olmaması için bir 10 dakika dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlendikten sonra dilimlenecek. Evet, bıçaklarımız. Bıçağını da hazırlayayım ben onun. İşte bıçağı da hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sıkıcı olmamıştır. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Şunu belirtmek istiyorum. Bu bez benim ekmek bezim. Sadece ekmek yapımında kullanıyorum. Pişen ekmeklerimi ben buna sarıyorum. Bunu ben başka hiçbir şeyde kullanmıyorum. Belirtmek istedim. Ekmekler soğudu ve ben onları dilimledim. Bakar mısınız? Nasıl göz göz pişmiş, kabarmış. Ekmekler soğudu ve ben onları dilimledim. Bakar mısınız? Nasıl göz göz pişmiş, kabarmış.